Günaydınlar herkese, sesimizin duyduğu, sesimizin gittiği herkese, sesimizi duyan herkese günaydınlar efendim. Güneşli bir İzmir sabahında ama harbiden güneşli bir İzmir sabahındayız. Ve yayını da tam böyle bir yandan serinlik, denizden esen serinlik, bir yandan da tepemizdeki güneşle sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün Halk TV'de belediye başkanı değil konuğumuz, bütün İzmir'deki belediye başkanlarının, örgütlerinin başkanı bugün konuğumuz CHP İzmir İl Başkanı sevgili Taceddin Bayır. Onunla saat 11'e kadar gazeteci arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. İzmir siyasetini biraz konuşacağız. Bugün yine gazeteci arkadaşlarımız Cihat Taysi ve sevgili Yunus Karakaya konuk bizde. Ben öncelikle başkana güneşli bir İzmir sabahında size de günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Şimdi biz bugün bu ikinci haftadayız. İzmir'i epey dolaşıyoruz. Sizin de mutlaka izliyorsunuzdur. Evet. Yerel yönetimlerin hizmetleri, yansımaları, onları anlatıyoruz. Fakat yerel yönetimlerin mensup olduğu siyasi partinin örgüt başkanından da bir İzmir siyasetini konuşalım dedik. Öncelikle ben şöyle bir giriş yapayım. İlk soruyu ben sorayım. Ondan sonra arkadaşlarım zaten iletecekler. Yeni geçirdik Haziran'da seçimleri. Haziran'dan sonra, seçimlerden sonra İzmir'de çok enteresan bir şey oldu. Benim kişisel olarak dikkatimi çeken Adalet Kalkınma Partisi de biz kazandık diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de biz kazandık diyor. İzmir'de kim kazandı, kim kaybetti ondan kısa bir giriş alalım sizden. Memnuniyetle. Öncelikle tabii şunu ifade etmeliyim. AKP değişik bir yöntem uyguluyor. İlk kez bunu yapıyor. Ben bugüne kadar birçok seçim yaşadım. 28 yıldır aktif siyaset yaşamımda. İlk kez İzmir'de aramızdaki AKP ve CHP makasını geçen seçimlere göre 101 binden 173 bine çıkarmamıza rağmen, yani makası 72 bin daha açmamıza rağmen bir siyasi partinin Cumhuriyet Meydanı'na giderek kutlama yaptığını, pasta kestiğini ilk kez görüyorum. Ve sonra algıladım ki seçimler geçtikten sonra da yerel televizyonlarda ve gazetelerde tam sayfa ilanlarla Sayın Başbakan'ın resimleriyle teşekkürler İzmir, işte teşekkürler İzmir vatandaşı gibi ifadeler tamamen kamuoyunu ve İzmir halkını yanıltmaya yönelik bir şeydi. Yoksa bugün matematik olarak ortaya koyduğumuzda İzmir'in bütün ilçelerinde iddia ile söylüyorum, metropol ilçeleri dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasındaki fark Cumhuriyet Halk Partisi lehine İzmir'de çoğalmıştır. Yani bunu hangi matematik... Onların daha önceki seçimlerden daha fazla oy aldıkları mı? Öyle bir şey mi var? Hayır, şimdi yani onlar kendi şöyle... Kendi ilçelerindeki yükselme mi acaba onları etkiledi? Şöyle ifadeler kullanıyorlar, bunlar da doğru değil. Diyorlar ki işte seçmen sayısı arttı. Seçmen sayısının artmasına rağmen biz oyumuzu arttırdık. Doğrudur. Artan seçmen sayısı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermedi İzmir'de. Yani bütün partilere verdi. Ve geçen seçimlerden farklılığımız, en büyük özelliğimiz, iki tane bağımsız milletvekili adayımız vardı. İşçi Partisi'nin genel başkanı burada adaydı biliyorsunuz. Buna rağmen bu 180 bin civarında oyu da hibe oldu gitti İzmir'de aslında. Biz bu oyları da yok sayıyoruz. Tek tek ilçe bazında röntgenini çektiğimiz zaman İzmir'in sadece metropol ilçede bizim oy fazlamız 230 bin. 230 bin. İzmir geneline baktığımız zaman da 172 bin fark var şu anda AKP'li. Yani ifade edildiği gibi makas daralmamıştır. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP arasındaki makas İzmir açısından baktığımızda açılmıştır. Hatta bunu şöyle de ifade edebilirim. Sadece İzmir açısından değil. Akademik kariyer sahibi iki üniversitedeki öğretim üyesi arkadaşlarımız geçenlerde il başkanlarıyla yaptığımız Ankara Genel Merkez'deki bir toplantıda bunu masaya yatırmışlar. Bütün Türkiye'deki seçim sonuçlarını irdelemişler. Bu konuda en başarılı illerin bir tanesi İzmir olarak koyuyorlar. Hatta İzmir'in arkasında, İzmir'in Ege bölgesinde diğer illeri tetiklediğini ifade ediyorlar. Sonuç itibariyle, gibi, tabii sonuç itibariyle, evet, seçim sonuçları itibariyle. İzmir'in böyle bir liderlik vasfı da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de en batıdaki kenti, en çağdaş, en modern, toplumun en fazla hoşgörü sahibi olduğu İzmir'de Muğla'yı, Aydın'ı, Çanakkale'yi, Balıkesir'i, hatta içerilerde Uşak, Afyon, Isparta'yı bile tetiklediği ifade ediliyor. Bu anlamda İzmir bir öncü kent konumunda. Ben zaman zaman bunu harita üzerinde ifade ettiğimizde, geçmiş seçimlerde de, acaba İzmir'in denizindeki iyottan mı etkileniyoruz? Neden böyle diye gazeteci arkadaşlarla konuştuğumuzda hepinizin bildiği gibi bugün Türkiye'deki ne yazık ki yandaş medyanın taraflı tutumuyla toplum bir hipnoz altına alındı. Yani topluma gösterilmek istenenler gösteriliyor. Birileri tarafından ne algılaması isteniyorsa toplumun
bu veriliyor. Gerçekler anlatılmıyor, ifade edilmiyor. Yani bugün Türkiye'nin içine bulunduğu siyasal konjonktüre baktığımız zaman İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının çok net olarak arttığını, makasın açıldığını, doğru dürüst bir gazetenin yazdığını göremezsiniz. Evet. Televizyonlarda anlatıldığını da göremezsiniz. Bu şekilde bir siyasi olayı takip ederek topluma bir yanılgı verip toplumu hipnoz etmeye çalışıyorlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir konumuyla ilgili değil bu aslında. Siyasette de böyle. Yani işte içinde bulunduğumuz şu andaki ordunun konumu, istifa eden komutanlar meselesi, aynı şekilde Balbay tutukluluğu meselesi. Dikkat ediniz, bunlar aslında çok güncel, anlatılması gereken konular. Ama ne yazık ki biz bunu ulusal medyada çok fazla dillendiremiyoruz, anlatamıyoruz. Daha doğrusu medya yer verdi. Şimdi belki arkadaşların sorularıyla biraz daha da açılır bu konular tek tek ama. Evet. Benim en çok merak ettiğim sorulardan bir tanesi şudur Sayın Başkan. Seçimlerden sonra tabii AK Parti sevindi, mutlu oldu falan dediniz ama bazı ilçelerde siz çok önde olmanıza rağmen geri kaldınız bu genel seçimlerde. Bunun bir yansıması olabilir mi onların sevince iten? Bu neden böyle olmuştur? Buralarda neden geri kalmıştır? Bir de şu söylendi. Seçimler boyunca, genel seçimler boyunca belediye başkanları milletvekili adaylarıyla birlikte olmasın diye bir talimat verildiği şeklinde bir şaya çıktı ortaya. Evet. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle birincisini yanıtlayayım. Birinci bölgede AK Parti sadece 4 ilçede öne geçti. 11 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi önde. AK Parti'nin öne geçtim dediği 4 ilçedeki aldığı oy 21 bin oy. Evet. Oysa diğer 11 ilçede bizim önde olduğumuz oy sayısı 84 bin oy. Yani herhangi bir biçimde bölgesel anlamda da baksanız aynı şekilde ikinci bölgeye gelelim. Evet. İkinci bölgede 6 bölgede birinci AK Parti, 5 bölgede 9 ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi birinci. Her iki bölgenin metropollerini sadece aldığımız zaman bile metropolde açık ara öndeyiz AKP'den. Evet. Yani burada bazı ilçeleri işte 60 oy fazla alarak, 25 oy fazla alarak bunu bir başarı olarak lanse edenler bütün 10 ilçedeki toplam aldıkları oy fazlası 24 bin. Evet. Oysa ben bir ilçede 80 bin fark attım geçen seçimlere göre. Yani karşıya kadar onun fazla diye sevinip pasta kestiği, Cumhuriyet Meydanı'na kutlama yaptığı oyların tamamı 24 bin. Biz sadece bir tek ilçede 80 bin oyumuzu arttırdık. Buna bu boyutta baktığımız zaman İzmir biliyorsunuz 30 ilçe. Evet. 28'inde Cumhuriyet Halk Partisi belediye iktidarı var. Sadece Tire ve Bayındır bizde değildi. Bakın Bayındır'da AKP birinci parti belediye başkanıydı ama bu seçimlerde Bayındır'da ikinci parti oldu AKP. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Yani bu anlayışla baktığınızda 29. belediyede bizde gibi seçim sonuçlarında. 30. belediyede Tire biliyorsunuz sosyal demokrat kökenli ama Demokrat Parti'den belediye başkanı olmuş bir arkadaşımız. Evet. Önümüzdeki süreçte tahmin ediyorum o arkadaşımız da ya bize katılacak ya da Tire'de de Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını oraya asacağımızı düşünüyorum. Yani 30 ilçenin 30'unda da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının önümüzdeki yerel seçimlerde dalgalanacağını ben ümit ediyorum ve bunun için de seçimler geçer geçmez çalışmalarımıza başladık. Seçimden bu yana hiç ara vermedik, hiç tatil yapmadık. Şu anda parti okulumuz İzmir'i binamızda devreye girdi. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla üniversiteden akademisyenler şu anda her gün 2 saat akşamları ders veriyor gençlerimize. Evet. Bu anlamda biz sanki yarın yerel seçimler olacakmış gibi çalışmalarımıza başladık. 2014'ün hazırlığı anlamında. Evet, evet tabii 2014 seçimlerine bugünden başladık çalışmaya. Evet, hiç ara vermedik. Genel seçim de olacak. Işte. Evet. Diğer konu hakkında ne söylüyorsunuz? Yani belediye başkanlarına milletvekili adaylarıyla birlikte dolaşmayın veya yanında görünmeyin gibi söylem. Hayır ben İzmirli örgütünün başkanı olarak hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıma seçimlerde çalışmayın demedim. Tam tersine belediye başkanı tabii seçildikten sonra halkın o ilçenin belediye başkanıdır. Evet. Herkese aynı eşit mesafede durmak durumundadır. Herkese aynı hizmeti vermek durumundadır. Yani Cumhuriyet Halk Partili olana farklı hizmet, AK Partili olana farklı hizmet vermesi söz konusu değildir. Evet. Yani kaldırımını yapmak, yolunu yapmak, çöpünü almak, suyunu bunlar zaten bir belediyenin ötesindeki görevlerdir. Seçim çalışmalarında benim onlara böyle bir talimat verme lüksüm yok. Olamazdı da zaten. Birçok belediye başkanı da aktif rol aldı. Sadece ve sadece bir tek belediye başkanıma Yeşilyurt'taki bir çalışmada akşam üzeriydi çalışma. Kendisinin biraz rahatsız olduğunu hissettim. Kendisine rica ettim. Sen bugün izinli sayayım ben. Sen çalışma dedim. Bu arkadaşımız da bunu birkaç kez televizyonlarda
ve dışarıda basına yansıttı. Hı hı. Sanki onun yansıtmasından biz belediye başkanlarına çalışmayın demişiz gibi bir konu aldı. Hayır, böyle bir şey yok. Tam tersine bütün belediye başkanlarımız çalışmaların içindeydi. Ancak biz il olarak onlara bir program yaparak şunu yapacaksın demedik. Hı hı. Çünkü bizim burada hedefimiz milletvekili seçimleriydi. Milletvekili adaylarımızın daha fazla ön planda olması gerekiyordu. Ve adaylarımızın halk tarafından tanınarak oy vermesini sağlamak istiyorduk. Evet. Dolayısıyla şimdi yerel seçimlerde de tam tersi olacak. Milletvekillerimiz bir miktar geride duracaklar. Hı hı. Ama belediye başkanlarımız öne çıkacaklar. Ama geride derken bu birliktelik ruhu tabii, içinde. Tabii, herkesin... kesinlikle. Yani bir ayrışma, bir çalışmayı engelleme durumu söz konusu değil. Kesinlikle. Evet. Evet, hemen seçimler açılmışken onu da sorayım. Siz seçim süreci içerisinde 10 artı 10 hedefini gösterdiniz. Evet. Bunu da söylemlerinizde ifade ettiniz. Daha sonra da 8. sıradaki arkadaşları telefonla tebrik ettim dediniz. Şimdi rakamlardan bahsettik ama bu 10 artı 10 ya da 8. sıradaki arkadaşları tebrik ettim söylemi örgütü motive etmek amacıyla mı söylenmiştir? Yoksa şu anda 7-6 çıktı. Yani rakamlara baktığımızda... burada bir başarısızlık mı var, yoksa hedefe ulaşamamak mı var? Evet. Bunu nasıl açıklayacağız? Bunu açıklayayım. Şimdi öncelikle hiçbir antrenör, takımın antrenörü sahaya çıkarken ben bu maçı beraberlik için çıkıyorum diye çıkmaz. Tabii ki galip geleceğim diye çıkarsın. Eğer siz bu takımın kaptanıysanız, antrenörüyseniz tabii ki takımı sahaya sürerken en üst çıtayı koyarak çıkacaksınız. Biz çıtayı biraz yüksek tuttuk. Daha doğrusu bazı olayları hesaplayamadığımızda bir öz eleştiri olarak burada yapmalıyım. Ancak az önce bahsettiğiniz telefon meselesi benim ifadem değildir. Basına sanki benim söylediğim gibi algılanmıştır. Bu aslında bir belediye başkanımızın ifadesiydi. Sanki il başkanı söylenmiş gibi algılandı. Ben herhangi bir biçimde bu olaydan sonra işte 8. sırayı aradım, telefonla kutladım falan, böyle bir şey söz konusu olmadı. Ama ben de bunu yalanlamayı ya da ifade etmeyi çok doğru bulmadım. Sonuçta seçim arifesindeydik, bir çalışma içerisindeydik. Burada önemli olan milletvekili aday kadromuz belli olduktan sonra bu aday kadromuzun hem parti kamuoyunda partilimize anlatımı hem de İzmir halkına anlatımı söz konusuydu. Bunu yaparken de tabii 10. sıradaki arkadaşlarımı da çalışmanın içine motivasyonunu sağlamak adına çıtayı bilerek yüksek tuttum. Yani hedefim 10-10 diye yola çıktım. Bu doğrudur. Eğer bu bir hataysa bunu öz eleştirisini yapar, özür dilerim. Ama ben bugün gene bir seçim olsa mümkün olan çıtanın en üst seviyesini hedefleyerek sahaya çıkarım. Bu hem örgütün motivasyonu anlamında hem çalışanların motivasyonu anlamında çok önemli bir faktördü. Belki biz o 10-10 çıtasını koymasaydık bugünkü sonuç birer tane daha eksik olabilirdi. Örneğin birinci bölgede 700 oyla biz bir milletvekilini kaybettik. Seçimler bitti, herkes kenara çekildi. Biz 7 gün il yönetimimizle birlikte, il başkanı olarak itirazlar sonucunda birçok seçim tutanaklarının, birleştirme tutanaklarında bize yazılması gereken sandık sonuçlarının başka partilere yazıldığını tespit ederek 7 gün boyunca yaptığımız itirazlarla 700 oy geri aldık. 300 oy daha alabilseydik oradaki arkadaşımızı da parlamentoya gönderiyorduk. 300 oyla bir milletvekili kaybettik. 8. milletvekili. Aydın Özcan arkadaşımız 7. sırada 1. bölgede Aydın Özcan arkadaşımızı da gönderebiliyorduk. Peki ben pardon, devam edeyim. Özel eleştiri dediniz de yani şimdi seçim olsa öz eleştiri yapsanız. Evet. Ya şunu da şöyle yapsaydım dediniz ne var? Yani yanlış yaptığınız da olabilir ya da keşke şöyle yapsaydım dediğiniz de olabilir. Şimdi öncelikle şunu ifade etmem lazım. Bu seçimler çok hakkaniyetli, eşit bir seçim olmadı. Bildiğiniz gibi AKP buraya iki tane bakanını gönderdi. Yani bu seçimlerde burada resmi plakalaşlarla siyasi propagandalar yapıldı. Devletin imkanları kullanıldı. Devletin resmi kurumlarına milletvekili adaylarının resimlerini astılar. Biz bunlara müracaat ederek şikayette bulunmamıza rağmen vapur iskelelerinden mesela resimlerini indiremedik. Yani olacak şey değildi. Siz bugün afiş asıyorsunuz, ertesi gün emniyet güçleri vesaire tarafından afişleriniz indiriliyor. Ama onlar astığı zaman kimse dokanmıyor. Çünkü hükümet arkalarında. Bu birinci faktördü. İkinci faktör, ekonomik anlamda çok güçlülerdi. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak çok büyük bir bütçemiz yoktu. Genel merkezimizde bütçemizin büyük bir bölümünü televizyon reklamlarında özellikle aile sigortasının anlatımı için kullanmıştı. Geriye kalan çok cüzi paralarla 30 ilçe örgütümün ilçe başkanına da burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Onlar da çok kısıtlı imkanlarla çalıştılar. Biz de çok kısıtlı imkanlarla çalıştık. Yani bunu
yansımasına baktığınız zaman sizin astığınız bayrağın iki katını asabiliyor. Sizin kullandığınız billboard'un iki katını kullanabiliyor. Bannerları iki kat kullanabiliyor. Buna rağmen biz imece usulü örgütün dayanışması içerisinde işte çalışanlardan 1 lira, esnaftan 10 lira, sanayiciden 100'er lira gibi küçük küçük paralarla bir bütçe oluşturduk. Genel merkezden gelen paranın üzerine kattık. Bu paralarla bu seçimi götürdük. Gerçekten çok adaletli bir seçim değildi. Yani eşit koşullarda yarıştığımızı ifade edemem. AKP'nin seçim bütçesi büyük ihtimalle bizim seçim bütçemizin 40 kat fazlasıydı mesela ekonomik anlamda. Bu neyi getiriyor? Daha fazla televizyonda daha fazla milletvekili adayını konuşturmayı getiriyor. Yani benim televizyondaki reklam 3 defa dönerken onun 30 defa dönüyor. Yani günün her saatinde dönüyor. Veya benim gazetelerdeki ilanım yarım sayfa çıkarken belli günlerde işte 19 Mayıs'ta ya da miting öncesinde onun her gün tam sayfa çıkıyor. Bu bütçe meselesi, ekonomi meselesi. Yani iktidarın arkasında olmasının bütün nimetlerinden faydalandılar. Peki iki bakan İzmir'e aday oldu. Evet. Bunun etkileri mutlaka vardır. Onu ifade ettiniz. Kesinlikle. Ekonomik olayı ifade ettiniz. Peki projelerle ilgili yani AK Parti'nin 35 projesi vesaire Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleriyle karşılaştırdığınızda onun etkisi ne kadar oldu? Ya da İzmir'de ne yapmaya çalışıldı bu 35 projeyle? Belli bir yani kesimin... Yani hedef yerel seçimde işte belediyeleri almak mıydı? Yoksa doğrusu burada da AKP'nin seçim yöntemini şöyle ifade edebilirim. Bir genel seçimden ziyade yerel seçimmiş gibi bir hava yaratıldı. Söz konusu projelerin büyük bir bölümü aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ya hayata geçirilmiş ya da proje aşamasında olan projelerdi. Açıklanmış projelerdi. Hatta temeli atılanlar vardı. Yani 35 proje diye ortaya koydukları şeyin büyük bir bölümünün esas sahibi bizlerdik. İzmirlilerdi. İzmir'deki sivil toplum kanaat önderleriydi. Ticaret odasıydı, sanayi odasıydı, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıydı. Bizlerin daha önce tartıştığı, düşündüğü projelerdi. Büyük bölümü böyleydi. Çalışma grubunuz da var ilde sizin. Tabii ki. Tabii ki. Bizim de projelerimiz vardı. Bizim de ayrı projelerimizi biz de açıkladık. Zaten projelerin bazıları örtüşüyor. Çünkü bazıları zaten yapılma aşamasında, proje aşamasındaydı. Bir biçimde onu ele geçirerek kendi projeleriymiş gibi lanse ettiler. Ancak onlar biraz olayı abartmışlar. Yani bana göre ben uçuk kaçık projelerdi onlar diyorum. Ve şimdi buradan da İzmir halkına da, Türkiye'deki insanlarımıza da bu projelerin takipçisi olacağımızı söylüyorum. Bu 35 projenin hayata geçirilmesini herhalde benim 12 gün önce dünyaya gelen ancak torunum görür diye düşünüyorum. Çocuklarımın bile görme ihtimalini düşünüyorum. 2023'e kadar vade verildi şu an. Yani ama bana göre 2023'e kadar da olmaz. Mesela geçen hafta bir olay yaşadık. Burada bir viyadük açıldı bir bakan tarafından. O ayrıldı İzmir'den. 2 gün sonra viyadük kapatıldı. Bakın o viyadüğün bakan tarafından açıldığını bütün gazetelerde çarşaf olarak okuduk gördük. Peki kapatıldığını gördünüz mü? Duydunuz? Limandaki şey. Tabii limandaki. Yani, bitmedi ki orada. Çalışmaları dolayısıyla. Doğru. Ama yani iki gün önce açılışını zaten yaptığınız bir şeyi iki gün sonra kapatarak halkın gözünü boyayabilir misiniz? Ama açılış haberini manşetten veriyorsunuz. Yani bir hizmet verdik diye. Ondan sonra iki gün sonra bakan ayrılıyor, kapatıyorsunuz. Yani bunlar kandırma projeler. Türk halkı belki bunun belli kentlerde bir şey diyemem ama İzmir halkı bunu kesinlikle kabul etmez. İzmir halkını bu şekilde kandıramazsınız. İzmir halkı elle tutulur somut projeler ister. Bu somut projelerin de takipçisi olur. Bir de doğrudan biz de, ihtiyaçlarını karşılayacak. Kesinlikle. Biz de şimdi bu 35 projenin takipçisi olacağız. Ve bu 35 projeyi adım adım yapmadıklarını, yaptıkları için teşekkür edeceğiz, katkı koyacağız. Ama yapmadıklarının da hesabını soracağız. Siz seçimlerde İzmir halkına bu projelerle söz verdiniz. Bunu yapacağız dediniz. Sizden bunu bekliyoruz. Ama kapatmadılar mı bunun önünü? Vade 2023 zaten. Yani siz 2014'te evet, bunları söylediğiniz zaman 35 projenin herhalde 35 projenin 35'inde 2023'te bitirmek gibi bir şey olmaz. Zaten ilk 5 projenin bildiğim kadarıyla şeyi başlamış. Gerçekleşmesi yani gereken projeler. Yok, şimdi zaten bu konuda iyi niyetli girişimler var. Örneğin geçen hafta Başkanlar Kurulu tarafımıza ziyarette bulundular. İzmir'in parlamentoda temsili bulunan siyasi partilerin İzmir il başkanları, 3 siyasi parti il başkanı, başkanlar kurulu, muhtemelen içinde büyükşehir belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da olduğu yeni bir heyet oluşturulacak ve bu projelerin acil olanlarının tespiti yapılacak, öncelikli olanların tespiti yapılacak. Genelde iktidar olan AKP ile yerelde iktidar olan CHP'nin üzerine düşenler paylaşılacak ve İzmir halkı için, İzmir için ne yapabilirsek
kardır diyeceğiz ve bu konuda bir baskı oluşturacağız. Bunun içerisinde tabii ki 26 milletvekilimiz de olacak bu kadronun içerisinde. Bu çalışmalarla ilgili de bugün ilk toplantımızı yapacağız. Buradan kalktıktan sonra gideceğim. Başkanlar Kurulu olarak ön hazırlık yapacağız. Ve zannediyorum ondan sonra Başkanlar Kurulu ve milletvekillerimizle bir araya gelerek İzmir'deki bu projelerin yapımını hem parlamentoda takipçisi olacağız hem yerelde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne takipçisi olacağız. Tabii şunu da söylemek evet. lazım değil mi? Yani bu projelerin gerçekleşmesi İzmir ve İzmirli için yani keşke olsa dediğimiz projeler. Kesinlikle tabii ki kesinlikle yani. Burada İzmir'e hizmet etmek isteyen hangi parti olursa olsun bunu reddetmek yanlış olur. Biz İzmir'e hizmet getirilmesine yanayız. Çünkü neden hayır diyemeyiz? İzmir bu konuda gerçekten çok ihmal edildi. Geçmiş yıllara baktığınız zaman bakın İzmir toplamda ödediği verginin ancak %7'sini yatırım olarak geri alıyor. Ama bir Manisa'ya baktığınız zaman durum farklı. Bir Kayseri'ye baktığınız zaman durum farklı. Ya da İzmir'in ayarında İstanbul'la Ankara'ya baktığınız zaman durum çok farklı. Yani işin özü İzmir'e biraz üvey evlat muamelesi yapıldı hükümetler ve iktidarlar tarafından. Özellikle son dönemdeki AKP iktidarı da bu kadar yıldır iktidarda İzmir'e ciddi olarak bir yatırım yaptığını düşünmüyorum. Bu anlamda bu 35 projenin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. İktidar üzerine düşeni yapmalı. Yerel iktidarda da biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık İzmirli'ye bana oy vermiyor diye fatura çıkarmaya, hesap kesmeye ya da gevur İzmir demeye kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Yani siyaseti bir kenaraya bırakıyoruz. Evet, İzmir'le burada amaç toplum ve halka hizmet ise, vatandaşa hizmetse burada siyaseti kenara bırakmak durumundayız. Evet. Vaktim var mı sormak için? Var. Evet. Peki sizin de seçimler öncesinde Sayın Alaaddin Yüksel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da ortaklaşa projeler açıkladılar. Açıkladık. Evet, bu projelerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunlar ne zaman hayata geçirecek? Şimdi bunların bir kısmı bizim iktidar olmamız durumunda ifade edilen, yani geneldeki iktidar olmamız konumunda ifade ettiğimiz şeylerdi. Bu konuda tabii AKP iktidar olduğu için AKP'nin yapacakları. Ama yereldeki ifade ettiğimiz şeyler vardı. Bu projelerinde İzmir'den seçilmiş olan milletvekillerimizle Ankara'da mevcut iktidara da baskı yaparak İzmir'e bu projelerin hayata geçmesini isteyeceğiz. İşte bunların başında Expo var, turizm var, kültürle ilgili çok ciddi projelerimiz var. Onun dışında İzmir'in kent yenilemeler var. Kent dönüşüm projelerimiz var. Kent dönüşüm projelerimiz var. Bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Kent dönüşüm projelerini herhalde elinizden alacaklar çünkü ne bakalım? Şehircilik Bakanlığı bypass ediyor şeyleri. TOKİ Bakanlığı'na verecekler bunu. Birçok şehirde yetkileri alıyorlar. Ama biz tabii bunun takipçisi olacağız. Yani oradaki milletvekillerimiz parlamentoda bunun takipçisi olacaklar. Burada en azından şunu istiyoruz biz mevcut iktidardan ya da hükümetten öyle ifade edeyim. İzmirli ödediği vergi alın terinden arttırarak devletine verdiği verginin karşılığını almalı. Eğitimde almalı, sağlıkta almalı, hizmette almalı, altyapıda almalı, deniziyle almalı, körfeziyle almalı, karayollarıyla almalı, bunu almalı. Yani İzmir bana oy vermiyor diye hiçbir iktidarın, nasıl ki biz diyorsak seçilmiş olan belediye başkanı, seçildiği günden itibaren halkın belediye başkanıdır. Yakasından parti rozetini çıkartır. Efendim sen AK Partilisin, senin çöpünü almıyorum diyemezse mevcut iktidarda efendim bana İzmir oy vermiyor diye hizmet götürmemezlik edemez. Ama ne yazık ki son 10 yıldır bu böyle oldu İzmir için ve kendileri bir söylem geliştirdiler, ifade ettiler ve İzmir'e devamlı bu şekilde üstü kapalı çamur atıldı. Yani İzmir köye döndü. Ama bu Özal'dan beri yok mu Sayın Başkan? Yani Özal zamanında da böyle zincirli belediye başkanları filan gazete ilanları vardı. Evet. Şeyde evet. O Türkiye'de böyle bir garip bir siyasi herhalde gelenek haline geldi. Ya, İktidarın muhalefete bakışı gibi yani. Ama bu doğru değil. Ya, oysa, kesinlikle. Siz buradan oy alamıyorsanız daha fazla oy almak için daha fazla hizmet vermelisiniz ki insanlar size oy versinler. Ama siz sadece cezalandırma anlayışına girerseniz o zaman buradan ömür boyu oy alamazsınız. Çünkü İzmir bu konuda hakikaten laiktir, cumhuriyettir, çağdaştır, farklı bir insandır. İzmir'de türbanlı bir bayanla mini etekli bir kız yan yana el ele de yürüyebilir. Ben hemen bir araya gireyim, ara vereyim isterseniz. Efendim bir küçük ara vereceğiz, gölgeye kaçacağız, sonra bekliyoruz sizi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
gidiyoruz. İzmir'deyiz. Tarihi asansördeyiz. Yani asansörün terasındayız. Asansörde değiliz. Buranın adı asansör. Arkamızda güzel bir manzara var. Onu arada görüyorsunuzdur. İzmir'i bu kadar güzel görebileceğiniz çok az şehir içindeki yerlerden biri asansör. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı sevgili Taceddin Bayır da sohbetimiz devam ediyor. Gazeteci meslektaşlarım Cihat Taysi ve Yunus Karakaya ile birlikteyiz şu anda. Ama ben bir soru sorayım. Siz çok soru sordunuz. Tamam. Ben moderatör olarak bir soru sorayım Sayın evet. Başkan'a. Şimdi efendim siz yılların CHP'lisiniz. Evet. Özellikle Ulusal Sanayici İş Adamları Derneği'nde sürekli dikkat çektiğiniz ciddi konular vardı. İşte yerli malı. Yerli malı haftasında sizden başka kimseden İzmir'de ses çıkmıyordu da o da ayrı bir konu. Bir şey dikkatimi çekti. Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası üyesisiniz. Evet. İzmir'deki iş dünyasının da içindesiniz. Ben abartıyor olabilir miyim diye düşünmüyor değilim ama seçimler sırasında da seçimlerden önce de hani seçim ilanı yapıldıktan sonra da İzmir'deki özellikle iş dünyasının genel bir kesimin, biraz önce başkanlar kurulu dediğiniz için soruyorum. AKP'ye böyle yanaşması, daha şirin gözükmesi ve seçimlerden hemen sonra ikinci olmalarına rağmen iki bakanın İzmir'den milletvekili seçilmelerini bazı gazetelerin birinci sayfalarında aman da çok güzel oldu, yaşasın, uçtuk, kaçtık, koptuk, gidiyoruz falan gibi yorumları Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü'nün başındaki sizi biraz kaygılandırmıyor mu? Başkanlar Kurulu yeni heyet oluşturacağız, gideceğiz dediniz. Acaba çünkü İzmir'in yapısı bugüne kadar hep demokrat, özgürlükçü bir şeyi vardı. Yani bu değişmedi aslında evet. Ama bu yine de acaba önümüzdeki 2014'e doğru sizi kaygılandırıp yeni bir takım tedbirler, halkla daha böyle sıcak kucaklaşma, yerel yönetimleri daha fazla alana sürme gibi şeyler aklınızdan geçiyor mu onu merak ettim. Tabii öncelikle ben bu konuda örgütüme çok güveniyorum. Yani gençlik kollarıma, kadın kollarıma, belediye başkanlarıma, meclis üyelerime, il genel meclis üyelerime. Biz diri ve iri bir örgütüz, kucaklayan bir örgütüz. Tabii ki iş adamlarımızın çok doğaldır ki bazı yatırımcı iş adamlarımız vardır. Kimisi siyasete yatırım yapar, kimisi fabrika açar, istihdam sağlar, yatırım yapar. Onu da çok doğal karşılamak lazım. Yani siyaseten yatırım yapan bazı sivil toplum örgütü başkanları önümüzdeki süreçte kendilerini belki daha üst seviyede bir takım yerlerde görmek isteyebilirler. Sonradan siyasete bulaşmak isteyebilirler. Siyasette aktif rol almak isteyebilirler. Bunlara saygı duyuyorum. Yani bu çok doğal. İlla ki herkes bizim gibi yıllarca örgütünde 30 sene, 25 sene gayret edecek, çalışacak, emek verecek diye bir kural yok. Bizim çünkü önümüzdeki süreçte zaten biz bunun bir miktar önünü kesiyoruz. Diyoruz ki, yani kesiyoruz derken parti içi demokrasinin gereği bütün seçilecek unsurların partinin bütün üyeleriyle ön seçimle seçilmesini getiriyoruz önümüzdeki tüzük kurultayında. Dolayısıyla burada bileğine güvenen, yüreğine güvenen, bugüne kadar İzmir'de yaptığı çapaya güvenen, alın terine güvenen arkadaşlarımız, ister iş adamı olsun, ister sivil toplum örgütü başkanı olsun, gelip kendisini ön seçime girerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde test edebilir. Kendi konumunu, İzmir'deki vizyonunu test edebilir. Ve tabii ki ön seçimden çıkarsa da haklı olarak o yere gelebilir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı herkese açık. Hem belediye başkanlığı hem milletvekili tabii ki, bütün tabii ki, şeylerde. Tabii ki il genel meclis üyeliği olabilir, belediye meclis üyeliği olabilir, belediye başkanlığı olabilir. Milletvekilliği olabilir. Bu konuda bizim kapımız açık. Zaten biliyorsunuz seçimlerden önce çok ciddi sayıda Cumhuriyet Halk Partisi rağbet gören bir parti olarak ciddi kayıt yaptı. Bu kaydı biz zorla gidip insanları yerinde yapmadık. O insanlar partimize bizzat gelerek, bunun içine akademisyenler vardı, sanatçılar vardı, bilim adamları vardı, ciddi iş adamları vardı, sivil toplum örgütü başkanları vardı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet şemsiyesi altında ben de bu değirmene su taşımak istiyorum diyen unsurlardı. Ve her birinin gerek İzmir'de kariyer sahibi, kendisi tanınan ve bilinen insanlardı. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koydular. Yani bu çorbada onların da tuzu var. Bu makas eğer AKP ile aramızdaki makası açtıysak onların da bu konuda katkısı oldu. Tabii bunun tam karşıtı olanlar da oldu. Bazı dernekler ya da odalar iktidar partisine şirin gözükmek için o odayı sanki AK Parti'nin il merkezi gibi
çalıştırdığını da gördük. Yani her gün bir bakan, iki bakan davet ederek, çağırarak orada devamlı propaganda yapmalarını sağlayan bazı odalarımızda oldu. O dengeyi bozmadı mı acaba? Bakanların burada fiili olarak kullanılması. Tabii ki yani iki tane bakanın ancak... Gerçi bir tanesi bakan da değildi yani. Evet, biri bakan değildi, onu düzeltelim. Hep onu bakan düzeltelim. Bakan dedik de... Hep bakan diye basın öyle lanse etti. Birisi eski bakandı, birisi bakandı. Seçim gereği bırakmıştı. Şimdi ikisi de bakan oldu. Tabii burada şunu da anlayamıyorum. İşte İzmir'den iki bakanımız çıktı. Nasıl oluyorsa yani biz bir milletvekili adayı listeye koyduğumuz zaman hemen medya ona ithal milletvekili damgasını vuruyor. Ama birisi Erzincanlı, birisi Ordulu, iki tane adam buradan milletvekili olup sonra bakan olunca İzmir'in bakanı oluyor. Hatta bir tanesi yani potansiyel büyükşehir adayı ilan ediliyor şimdi bazı yani çevrelerce. Yani nasıl çift standarttır? Bunu da anlamış değilim yani. Cumhuriyet Halk Partisi aday koyduğunda doğum yeri İzmir değilse ithal oluyor. Ama siz Erzincan'dan, Ordu'dan İzmir'e getiriyorsunuz, milletvekili seçip bakan yapıyorsunuz. Oh, İzmir'in iki tane bakanı oldu. Nereden oldu iki tane bakanı? Yani benim gibi 51 yıl İzmir'de yaşamış mı bu insan? İzmir'in sokaklarını biliyor mu? Oturduğumuz mekanı, asansöre nasıl gelinebileceğini biliyor mu acaba? Yani İzmir'in sorunlarını bilmek önemli ki parlamentoya gittiğinde İzmir'in gözü kulağı sesi olabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Biz, bunun sıkıntısını da yıllarca çekiyor herhalde. Çekiyor tabii. İzmir yani. Yani İzmir neden hizmet almıyor? İzmir'e niye yatırım gelmiyor? Şimdi adamın kendi memleketi Erzincan varken aynı süreçte hem Erzincan'da afişleri yapıştırıldı Sayın Bakan'ın, hem İzmir'de afişleri yapıştırıldı. Evet. Yani biz o zaman duyduk bunu. Oradaki Erzincan İl Başkanı telefon etti. Ya bu adam buradan mı aday, İzmir'den mi aday? Ben de ona dedim. Erzincan'dan mı aday, İzmir'den mi aday? Yani iki vilayeti birden götürüyor. Başarılı, deneyimli bir arkadaşımız olabilir. İzmir'e ciddi katkılar sağlayabilir. Bunu da bekliyoruz kendisinden. Ama yani İzmir toplumu ya da İzmir'in özellikle yerel medyasıyla ulusal medyasında artık medyanın bir miktar bağımsız hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani taraf olmamalı bu konuda. Mümkün değil tabii. Yani birçok şey ele geçirildiği gibi mevcut iktidar tarafından. Ne yazık ki medyanın da büyük bir bölümü ele geçirildi. Dolayısıyla bizim bir de siyasette bu tip bir sıkıntımız, zorluğumuz var. Her şeyimizi işte bu kanallardan duyurmak zorundasınız. Ya da canlı yayınlarda canlı olarak halkla paylaşmak durumundasınız. Doğru. Evet, ben sorumu sorayım. Tamam, ben sustum. Tamam. Sayın Başkan, şimdi seçimlerden sonra parti içerisinde bazı sorunlar yaşandı ve son günlerde de sizin başkanlığı bırakacağınız veya Ankara Genel Merkezi'nin başka bir il başkanı atacağı söylemler oldu. Gerçi siz bunu zaman zaman cevap veriyorsunuz ama şu anda ekranları başındaki izleyicilerin açısından da bunu cevaplandırabilir misiniz? Evet. Bu birinci sorum. İkinci sorum, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay seçimlerin hemen ardından bu belediye bölgelerindeki AK Parti'nin sözde oyların artmasından dolayı sonra yerel seçimler öncesi büyük şehir değil, bütün şehir projesini hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Yani İzmir'in kıyısındaki diğer ilçelerin de büyük şehre bağlanması. Kapsama alınması. Evet. Bu ikisi hakkında ne söylüyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle il başkanlığım konusundaki sorunuza yanıt vereyim. Değerli arkadaşlar, ben yaklaşık 28 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Bugüne kadar partimden herhangi bir talebim, bir defa 1999'da parti ön seçim yapmıştı, milletvekili adayı olmuştum. 54 aday arasında da 6. sırada ipi göğüslemiştim ve partimi milletvekili adayı olarak temsil etmiştim. Ondan sonraki süreçte de kişisel anlamda herhangi bir talebim olmamıştı. 6 ay önce il başkanlığı meselesi gündeme geldiğinde değerli genel başkanım ve merkez yürütme kurulu, genel merkez yöneticileri bu konuda bir araştırma yaparak bu konuda beni görevlendirdiler. Yani ben bu konuda il başkanı olma talebim yoktu. Evet. Görev adamı olarak bana görev verildi. Çok zor bir seçimdi. Ekonomik kısıtlıklarımız vardı. İki bakanın aday olması, AKP'nin İzmir'i alacağım hedefi vardı. Biliyorsunuz başbakan da İzmir'i istiyorum talimatı vermişti ama hayata geçmedi. Buna müsaade etmedik. İyi çalıştık, planlı programlı çalıştık. Ben bu 6 aylık il başkanlığı sürecimde üzerime düşen görevimi doğru yaptığıma inanıyorum. Verdiğim raporlar da bunun kanıtıdır. 30 ilçede ayak basmadık, yer kalmadık, çalmadık, kapı bırakmadık. Gerek ilçe örgütlerimin çalışmaları, gerek milletvekili adayı arkadaşlarımın çalışmalarının planlanmasında uyumlu bir çalışma sergiledik. Burada bir sorun yaşamadım. Görevimi de layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. Evet. Ama bu şu anlamada gelmez.
Bunu benden daha iyi yapacağına hissettiğim, inandığım bir genç arkadaşım olursa önümüzdeki süreçte ilçe kongreleri yapılacak ve bir il kongresine gideceğiz. Daha iyi yapacak bir arkadaşım varsa memnuniyetle. Koltuklar kalıcı değildir. İnsanlar gelir gider. Kalıcı olan kurumlardır. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir kurumdur. Köklü bir ailedir. Bu ailenin içerisinde bu hizmeti vermek, tatmak isteyen her arkadaşıma ben de destek olurum. Ama şu süreçte partinin genel merkezi, genel başkanı ve yönetimi bana ihtiyaç duyduğunu ben hissediyorum. Bunu bana hissettiriyorlar. Çalışmalarımdan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Arkandayız, çalışmalarına devam et ifadeleri var. Tabii ki zaman zaman basının işi bu. Bazı şeyleri ortaya atarak işte alınacaksınız, yerine biri gelecek. İşte eskisi gelecek, şu gidecek, bu gelecek. Bunları da yazmasalar okunmaz yani. Gazete ben, okunmaz. Tabii burada sürekli basını şunu da düzeltmek istiyorum. Yani basına bu bilgileri verenler gene sizlerin içerisindeki arkadaşlar. Vallahi basın mensubu da biraz gerekiyor. Yani sizin basın mensubu olduğunuzu bilerek kullanıyorum bu cümleleri. Yok. Yani biraz o konuda sitemimiz de var. Fakat yani AKP'nin içinde de, MHP'nin içinde de, başka partilerde de sürekli olarak bir tartışmalar yaşanır ve doğaldır bunlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde sürekli böyle dışa yansıyan bu bir hareket mi, bu dinamizm mi, sürekli duyuluyor bir şeyler. Peki yani. Bir şey söyleyeyim, son bir ayı ayırırsak, yani seçim ve sonrasını ayırırsak, seçimden önceki 5 ayı nasıl görüyorsunuz? Yani beni birçok arkadaş, ya biz alışmıştık, CHP'de hep kavga gürültü olurdu, insanlar birbirine laf eder, şunu yapar, bunu yapardı. Siz il başkanı olduktan sonra 5 aydır bunlar kesildi, hiç ses duymuyoruz, gürültü çıkmıyor. Ama nedir seçimden bu? Sonra da biraz seçimden dört koldan başladı. Yok belediye başkanları arasında bir şey var, yok. Bunun iki nedeni var. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi çok dinamik bir parti. İki, parti içi demokrasiyi yanlış algılayan bir parti. Yani parti içi demokrasi dediğiniz zaman biz üyelerimizin özgürce düşüncelerini, eleştirilerini, öz eleştirilerini yapmalarına müsaade ederiz. Konuşmalarına müsaade ederiz. Diğer partilerde böyle değildir çünkü onlarda biat kültürü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biat kültürü yoktur. İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade ederler. Dolayısıyla biz olaya o boyutta baktığımızda bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerimizin bu parti içi demokrasiyi belli bir seviyenin üzerine götürüyor. Yani disiplin mekanizmasını aşan. Burada şunu algılamalıyız. Listeye girmedim diye çıkıp da televizyon kanallarında, gazetelere giderek partinin genel merkezini, genel başkanını, il başkanını, belediye başkanını eleştirerek partiyi kamuoyunda tartışır hale getirmenin o partili ve partiye de faydası yok, o partiliye de faydası yok. O zaman parti kamuoyu o arkadaşı mahkum ediyor zaten. Ama bunu diğer partilerde olduğu gibi bizim genel başkanımız ya da parti yöneticilerimiz telefonu açıp da ya sen niye böyle yapıyorsun, konuşma, etme diye bir baskısı söz konusu değildir. Gerçekten özgür birey olarak, özgürlüğe düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor. Burada tabii Cumhuriyet Halk Partili olmak gerçekten kolay değil. Onun sınırını iyi, dozajını iyi ayarlaması gerekiyor partili arkadaşların. Yani ben bunu medyada paylaştığım zaman bir gazeteciyle ya da televizyoncuyla acaba partim bundan zarar görür mü diye başlaması. Konuşacağı yer, mekan, zaman ayarlamasını bu yapmak çok önemli. Gibi mi? Bakın buna o bir çarpıcı bir örnek vereyim size. Haber çıkmayacak o zaman da. Çarpıcı bir örnek vereyim. AKP iktidarında geçen dönem 10 tane bakanlık yapan insan milletvekili listelerinde yer bulamadı AKP'de. Yani resmen 10 tane bakanı kızağa çekti başbakan. Bir tanesinin televizyonlarda ya da basında konuşma yaptığını duyamazsınız, göremezsiniz. Doğru, doğru. Ama bizde İzmir'de de 10 milletvekilimizden 7'si yeterli hizmette bulundukları düşünülerek, kendilerine teşekkür ederek, emeklerini yok saymıyoruz, İzmir'e ciddi katkıları olmuştur. Mecliste ciddi olarak emek vermişlerdir. Bu süreç içerisinde bazıları çıkarak televizyon kanallarında ya da basında önüne geldiği biçimde genel merkezin davranış biçimini ya da işte İzmir örgütünün doğru olmadığı gibi, il başkanının yanlış kişi olduğu gibi konuşmalar yaparak partiyi kamuoyunda tartışır hale gelip sanki kavgalı ev görüntüsü vermiştir. Bu doğru değildir. Hani bir laf vardır bizde, Ege'de çok yaygındır. Kavgalı eve kız vermezler. Dolayısıyla benim bütün il örgütümün, belediye başkanları dahil olmak üzere, ilçe başkanları dahil olmak üzere, milletvekilleri, eski milletvekillerim dahil olmak üzere, tabii ki bunu yapanlar var. Yapmayanları kastediyorum. Artık örgütle ilgili konuşurken daha dikkatli konuşmak durumundalar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte iktidar olacaksa, bunu belli bir uslup içerisinde yapmak lazım. Bu uslubu da zaten parti programına ve tüzüğünü kabul ettim diye partiye kaydolurken imza atıyorsunuz. O parti programı ve tüzüğüne uymak durumundasınız.
Eğer siz o partinin programına ve tüzüğüne uymazsanız bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, o zaman o partinin tüzüğü devreye girer, disiplin mekanizması çalıştırılır. Gereği yapılır. Biz bu noktada aslında çok anlayışlıyız. Kimseyi ötekileştirmek istemedik. Göreve geldiğimden beri 30 ilçemin hiçbirisiyle bir uyumsuzluk yaşamadım. Yani onları görevden alma girişimim olmadı. Görevden almadım. Birlikte çalıştık. Birçok ilçede bu tip görevden almalar oldu. Çünkü şuna inanıyordum. Örgütüm yeni il başkanını tanıyacak. Zaten 28 yıldır örgütün içinden gelen bir insanım. İlçe başkanlarım beni tanıyacak. Zaman içerisinde ben o uyumu sağlayacağım. Onlar bizi, biz onları kabul edeceğiz. Birlikte el ele omuz omuza vereceğiz ve birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz. Evet. Bunun içerisinde belediye başkanlarım da var, ilçe başkanlarım da var, milletvekillerim de var. Şu bütün şehri bir cevaplasın. Ondan tamam. Sonra bütün şehir kalmadı. Evet. Bütün şehir projesini sormuştum. Evet. Bütün şehir meselesi şöyle. Metropol şehirlerin sınırlarında daha önce biliyorsunuz 50 kilometrelik bir çap vardı. Bu 50 kilometre çap içerisinde hepsinin büyük şehre bağlanmasıyla uzak olan, yani merkeze uzak olan yerlerde, hizmetlerde bir takım aksamalar olduğu konusunda bizim bilgilerimiz var. Eğer bu tamamını kapsarsa gerçekten büyük şehrin alan olarak, coğrafi alan olarak hizmet vermesinde biraz sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Türkiye'de ilk defa biz İzmir Alo CHP diye bir hat kurduk. Burada 4 tane bayan görevli arkadaşımız bütün gün İzmir'den ve çevresinden gelen şikayetleri dinliyorlar. Çözüm önerileri öneriyorlar. Buradaki kayıt altına aldığımız 6 aydır kayıtlardan o kadar küçük şikayetler geliyor ki, yani belediye ile ilgili olabiliyor, bu partiyle ilgili olabiliyor ya da yol yordan bilmediği için bunu nasıl çözebilirim, bana yol gösterir misiniz diye kayıtlar geliyor. Dolayısıyla bu çapın tamamının büyümesinin doğrusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işini oldukça zorlaştıracağını düşünüyorum. Hukuki açıdan da, bürokratik açıdan da bazı engellemeler olabileceğini düşünüyorum. Yani bir anlamda o çevre ilçelerin, özellikle işte 100 kilometre, 80 kilometre, 90 kilometre uzaklıktaki ilçelerin hizmet alımı anlamında müdürlükler, şube müdürlükleri konumuna döneceğini düşünüyorum. Bunu iyi araştırmak lazım. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Parti içi demokrasiden bahsettiniz. Özellikle sizi fiili olarak siyaset yapmadığınız dönemden beri de tanıyorum. Konuşuyoruz, görüşüyoruz, fikirlerinizi biliyoruz. Hı hı. Parti içi demokrasiye inanan ve savunan bir yapıya sahipsiniz. Ön seçim olmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Ve hala da aynı şeyi söylüyorsunuz. Fakat geçtiğimiz seçimlerde ön seçim olmadı. Evet. Ve parti içi demokrasiyi savunan bir kişi olarak işte imzalar toplandı, bunlar araba bagajında kalmış vesaire gibi de yorumlar çıktı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani ön seçim olmaması ne gibi bir eksi yarattı CHP'de? Ve bundan sonraki 2014'teki seçimlerde ön seçim olmasını yine savunuyor musunuz? Olmadığı takdirde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle bir kere şunun altını çizelim. Sanki CHP'de ön seçim olmamış gibi de bir algı olmasın. Evet. İzmir'de zaten sadece. Onu açıklamanız için soruyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 29 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yaptı. Sadece 3 büyük kentte, Ankara, İstanbul ve İzmir'de eğilim yoklaması dediğimiz bir yoklama yöntemi tercih etti. Ki her ikisi de parti tüzüğümüzde var. Aykırı bir şey değildir. Tabii ben İzmir'de, İzmir İl Başkanı olarak gönlümden geçen son güne kadar da ön seçimi savundum. Ve ön seçim sonuçlarının partiye daha fazla katkı getireceğini düşündüm. Tabii burada da şöyle bir sıkıntı yaşandı bence. Şimdi 80 kişilik bir parti meclisimiz var bizim. Parti meclisi Ankara'nın mutfağında Cumhuriyet Halk Partisi'nin programlarını üreten, bilim kuruluyla birlikte işte aile sigortası gibi projeleri üreten, yaratan insanlar. Bunlar mecburen Ankara'da olmak durumundalar. Yani çok gününü Ankara'da geçiren insanlar. Genel merkez yönetim birimlerinin genel başkanımızdan haklı olarak kendi parti tabanlarına gidip çalışma yapmaya vakit bulmadığından kontenjanlarla kendilerinin değerlendirilmesi talepleri oluyor. Bu sayı çok olduğu zaman da dolayısıyla Merkez Yürütme Kurulumuzda, Genel Başkanımızda bunları değerlendirme noktasında sıkıntıya düşebiliyor. Oysa ön seçim genel merkezde, genel başkanımızda rahatlatan bir yöntemdir. Sonuç itibariyle tabanda kendisini tanıtmış, emek vermiş, alın teri vermiş arkadaşların taşınmasını daha da kolaylaştırıyor. Genel merkezimizde, genel başkanımızda elini rahatlatan bir olaydır. İzmir'de bildiğiniz gibi seçimlerin hemen akabinde, yani genel başkan değişimimizden hemen sonra bir referandum olayı yaşandı. Arkasından bir seçim olayı yaşandı. Üye yapımızı tam olarak elden geçiremedik. Doğru bir ön seçimin komple üyeyle yapılması ya da delegeyle yapılması noktasında
önce üye yapınızı adrese dayalı sisteme bağlamak durumundasınız. Şimdi biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi Oy Etmensi sistemiyle adrese dayalı sistemle üyemizi üst üste çakıştırarak sandık bazında da üyenin nerede oy kullandığının da irdelemesini üstüne düşerek, inceleyerek yeni bir sistem geliştiriyoruz. Bundan sonra yapılacak olan üye seçim, yani delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongrelerinde kongrelerde çarşaf liste ve adayların da ön seçimle belirlenmesi noktasında genel bir mütabakat var partide. Öyle zannediyorum ki önümüzde açıklanacak olan bir tüzük kurultayında bunlar da gündeme alınarak tek tek halledilecek. Dolayısıyla bu sorun da çözülmüş. Adres şeyi başladı mı? Yapılıyor mu? Yapılacak mı? Tabii hayır, yok yapıldı. Şu anda Türkiye'de gene bir iki Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Intranet diye bir sistem kurduk. Bütün üyelerimiz ve bütün seçmenleri bilgisayara yükledik. Örneğin siz CHP.org.tr sitesine girdiğinizde yurttaşlık numaranızı vererek oradan nerede oy kullanacağınızı, sandığınızın neresi olduğunu, komşularınızı, sizinle beraber o binada kimlerin oturduğunu görebiliyorsunuz. Bu genel seçimlerde biz bunu denemiştik. Evet, yapmıştık onu biliyorsunuz. Şimdi bunun üzerine üyeleri de oturttuk biz. Dolayısıyla delege seçimlerinde o mahallede oturuyorsa o mahallenin delegesi olabileceksiniz. Yani ölü üyeler, o zaman bunların hepsi temizleniyor. Düzelteceğiz bunları. Birçok üye üyelikten dolayısıyla bu üye yapısı düzenlendikten sonra yapılacak seçimlerin, ön seçimin bütün kentlerde, belki Doğu ve Güneydoğu'da bir kesim yapılamayabilir yeterli üye olmadığı için, ama üye sayısının yeterli olduğu bütün bölgelerde üye yapısı düzenlendikten sonra, düzeltildikten sonra daha doğrusu, bu süreç daha iyi bir duruma gelecek diye düşünüyorum. Peki yavaş yavaş son soruyu sorayım. Milletvekilleriyle çalışmalarınız nasıl? Diyaloglarınız nasıl? Nasıl çalışıyorsunuz? Gayet iyi. Erdal Aksünger yurt dışındaydı. Sayın Genel Başkan'ın görevlendirmesiyle gitti. Orada da çalışmalar yaptı. Norveç'teki bizim Türk kızımızın vefatından dolayı cenazeye de katıldı. İrtibat kuruyor musunuz? Konuşuyor musunuz? Bir periyodik toplantılarınız var mı milletvekilleriyle İzmir için? Şimdi biliyorsunuz meclis bir tatile girdi. Tatile girmeden önce seçilip meclise giden arkadaşlarımız mazbata ve yemin töreni sonrasında hemen hemen tamamına yakını telefon açarak İzmirli örgütüne teşekkür ettiklerini, kendilerine yapılan çalışmalardan dolayı kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ettiler. Biz de kendilerinden bir teşekkür gezilerine gelmelerini talep etmiştik. Geldiler. Onlara ayrı ayrı birinci bölge, ikinci bölge araç temin ederek bütün bölgelere ilçe örgütlerimizi gezdiler, teşekkürler ettiler. Balbay'ın da mektubu vardı. Balbay'ın mektuplarını okumuştuk. Bu süreç içerisinde şu anda çoğu İzmir'de ve ben biliyorum ki takip ediyorum. İlçe örgütlerimden de haberler geliyor. Farklı ilçelerdeler, geziyorlar. Sağdalar. Yani. Ramazan sürecinde de farklı ilçelerde iftarlara katılıyorlar şu anda. Bunu periyodik olarak ilçe örgütlerimizde, il örgütümüz ve yönetim kurulumuzda yapıyoruz. Ancak biz tabii dinin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için bunu medyayla paylaşmıyoruz. Evet, bir açıklamanız da var. Ramazan'da bu konuda, siyaset yok diye. Onu da açıklarsınız. Evet, yani Ramazan'da Ramazan'ın ayının herkese hayırlı olmasını ifade eden bir açıklamam olmuştu ama bunu reklam olarak kullanmayacağımızı ifade etmiştim. Bu konuda da kararlıyız. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla özelliklerinden birisi budur. Bu süreç içerisinde her gün bir farklı yerde iftar programına katılıyor arkadaşlarımız, milletvekillerimiz. Ben de öyle yapıyorum. Önümüzdeki süreçte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Milletvekilleriyle tam bir uyum içerisindeyiz. Buradan kalktıktan sonra Başkanlar Kurulu'nda yapacağım toplantıda da bir sonrakinde bütün milletvekillerimiz olacak, İzmir milletvekillerimiz olacak. Ve İzmir projelerini ortaya yatırıp az önce de ifade ettiğim gibi nereden başlayacağız, öncelikli olan hangisidir, bunların kararını vereceğiz. Takipçisi anlamında, kesinlikle, uygulama anlamında. Kesinlikle. Yavaş yavaş toparlıyoruz ama sizin son olarak arkadaşlarıma teşekkür etmeden hem parti örgütlerine hem tüm vatandaşlara, bütün Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Tabii seçim benim öncelikle... Sıcak gündem ve sıcak günlerde... Ben öncelikle henüz hakkında herhangi bir hakim kararı bulunmayan ama İzmir'den milletin vekili olarak seçilmiş olan, şu anda hala Silivri'de tutulan Sayın Mustafa Balbay'ın bir an önce aramıza katılması için gerekli girişimlerin hızlandırılması talebim var. Biz Sayın Balbay yargılanmasın demiyoruz. Sayın Balbay dokunulmazlıkla sınırlandırılsın demiyoruz. Mahkemesi devam etsin. Ancak Sayın Balbay'a oy veren yüz binlerce İzmirli'nin oyunun takipçisi olarak Sayın Balbay'ı, milletvekilimi geri istiyorum. Bununla ilgili de bütün parlamentonun,
A partisi, B partisi, C partisi bir araya gelerek bu işe bir çözüm bulmasını talep ediyorum. Çünkü bunu hem uluslararası ayağına da anlatamayız, hem de gerçekten seçilmiş bir milletvekilinin hala orada bir odada tutulması, sadece yazdığı çizdiği için kanıtlanamamış, yeterli konut yok gerekçesiyle 3 yıla yakın bir zamandır orada bulunmasını da çok inandırıcı bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bunu adalete vurulmuş, adalet mekanizmasına vurulmuş bir kara leke olarak görüyorum. Bunun da parlamentoda bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğunsunuz. Buradan İzmir'i takip etmeye, evet, projeyi takip etmeye gidecek mi? Sevgili Yunus Karakaya, size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Cihat Taysi, size teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dedik İzmir'deyiz, asansördeyiz. Güneş var ama buradan serinlik geliyor. Belki oradan birbirini tamamlıyor gibi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Taceddin Bayır'ı dinledik. Arkadaşlarımızın sorularına yanıtladı. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın nerede oluruz bilmiyoruz. Her gün söylemeye başladık artık. Sabah 10 olduğu zaman açın Halk TV. Kimse konuk, onu dinleyin yani. Sonuçta İzmir'i konuşuyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Serin ve gölgeli yerlerde yaşayın efendim.